Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurul salonunda olduğu gibi tüm ülkeyi büyük bir yasa boğan, sayısı 12'ye ulaşmış kahraman askerlerimizin vefatını hep beraber öğrendik. 12 tane eve büyük acı düştü. İnşallah son olur. İnşallah bunlar yavaş yavaş çözülür ve bu ülke artık bu dertleri konuşmaktan inşallah kurtulur. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, 2024 yılı Merkez Bütçesi Bütçe Kanunu Teklifinin 10. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bir kısmında hep beraber yaşadık. Bütçe takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte gerek bakanlıklarda, gerek kurumlarda, gerekse de meclis koridorlarında hummalı bir koşuşturma oluyor. Bu dönemde böyle oldu. Çünkü bütçe eğitimden sağlığa, ekonomiden çalışma yaşamına, güvenlik politikalarından adalete, üretimden tüketime, herkesi yakından etkilemekte ve herkesi yakından ilgilendirmektedir. Onun için bütçe hakkı diye bir kavram doğmuştur. Bundan dolayıdır ki geçmiş yıllarda halkın büyük bir bölümü süreci yakından takip etmişler, ekran başına toplanıp tartışmaları heyecanla izlemişlerdir. Bir teknik çalışma gibi görülse de bütçe bir siyasi karardır değerli arkadaşlarım. Vergilerin kimden toplanacağına karar veren, kime, nasıl, hangi oranda dağıtılacağını ifade eden, yazılı hale getiren bir çalışmadır. Ve dolayısıyla siyasi bir tercihtir. Bütçe rakamlarına baktığımız zaman 2023 yılına göre bu bütçede doğrudan ve dolaylı vergilerde %73.5 oranında bir artışın, vergilerde %74'lük bir artışı görüyoruz. Bu şu anlama gelir. Bu bütçenin artışındaki ve 2024 yılında yapılacak işlerin tamamının yükü vatandaşın sırtına yüklenmiş durumdadır. 2017 yılındaki anayasa değişikliğinden sonra bütçeler artık halkın değil sarayın bütçesi haline gelmişlerdir. Meclise sadece bunu bir onama makamına dönüşmüştür. Bu nedenle üzülerek söylüyorum ki halkın gözünde de bütçenin artık bir kıymeti harbiyesi kalmamıştır. Biz burada milletvekilleri olarak elimizden geldiğince doğruları, yapılan yanlışları, yapılan doğruları anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef gerçekler acı değerli arkadaşlarım. Acı, peki nedir bu acı gerçekler? Vicdansız hazdır, ilkesiz siyasettir, ahlaksız ticarettir, niteliksiz eğitimdir, insaniyetsiz bilimdir, emeksiz zenginliktir, gösterişe dayalı ibadettir, kanunsuz adalettir. Değerli arkadaşlarım, Gandhi'nin yıllar önce dünyanın 8 hatası olarak sıraladığı bu tespitler günümüz Türkiye'sinde hayatın tam da karşılığı haline gelmiştir. Hayat artık ülkemizde gerçekten vicdansız bir haz, ilkesiz bir siyaset, ahlaksız bir ticaret, niteliksiz bir eğitim, insaniyetsiz bir bilim, emeksiz bir zenginliğe dönüşmüş, gösterişe dayalı ibadet, kanunsuz adalet yaşamın birebir parçası olmuştur. Peki bütün bunların günlük hayata yansıması nasıl oluyor değerli arkadaşlarım? Atanamadığı için intihar eden öğretmenler, sağlıkçılar, mühendisler, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilen milyonlar, 7500 lirayla geçinmek zorunda kalan emekliler, ürünü para etmediği için topraklarını satan köylüler, gelecekten umudunu kesmiş gençler, 1084 gündür onurlu bir direnişi sergileyen Boğaziçi Üniversitesi'nin değerli hocaları, Anayasa Mahkemesi'nce ikinci kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen hukuksuz bir şekilde rehin tutulan Can Atalay, hırsızların, dolandırıcıların 3-5 ay yatıp çıktığı cezaevlerinde yıllarca yatan gezi tutukları, siyasetçiler, aydınlar, düşünürler, gazeteciler, evet ülkemizin gerçekleri haline gelmişlerdir. Ülkemizin gerçekleriyle bağdaştırıldığı için son yıllarda sıkça dillendirilen bir sözü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıradan hırsız paranızı, cüzdanınızı, malınızı çalar. Politik hırsız ise geleceğinizi, hayallerinizi... Buyurun.
Teşekkür ederim efendim. Sağlığınızı, gülümsemenizi çalar. İkisinin arasındaki en önemli fark, sıradan hırsız sizi seçer, politik hırsızı siz seçersiniz. Değerli arkadaşlarım, politik hırsızların en büyük silahı ise yalan ve aldatmadır. Ne acıdır ki bu dönemde de yalan ve aldatma, kandırılma, aldatılma yüceltilmiş saygın bir konuma gelmiştir. Sürekli bir Allah affetsin modu gelişmiştir. Birlikte yol yürüdükleriniz darbe yapar, Allah affetsin. Rant uğruna şehirler mahvolur, Allah affetsin. Nasıl dersiniz, faizler arşa çıkar, Allah affetsin. Gerçekten Allah affetsin ya. Gerçekten Allah affetsin sizi. Değerli arkadaşlarım, böyle bir bütçeye içinde adaletin, içinde hukukun olmadığı, içinde insanın olmadığı bir bütçeye tabii ki evet demeniz mümkün değildir. Bu bütçeye hayır diyoruz. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.